Bu videomuzda slide'la ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu ana sayfamızdaki slide'ı nasıl değiştirebiliriz? Daha sonrasında bu ana sayfamızın diğer bölümlerini nasıl değiştireceğimizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Daha önceki videomuzda söylemiştik. Bizim göndermiş olduğumuz şifreyle girdiğiniz zaman, sitenize girdiğinizde üstte böyle bir bant, siyah bant çıkar ve bu bant siz çıkmayıncaya kadar, bakın şuradan çıkış yapma şansınız var. Ama tekrar giriş yapabilirsiniz. Yani siz çıkmayıncaya kadar bu aslında içeride durabiliyorsunuz. Yani oturum açık kalıyor. Ama işte bu aslında bu özellik biraz güvenliği sarsıyor aslında. Yani güvenlikle alakalı bir sıkıntı anlamına geliyor. O yüzden WordPress böyle basit şifreleri kabul etmiyor. Yani çok karmaşık şifre olması gerekiyor. Nitekim size göndermiş olduğumuz şifrelerin biraz karmaşık olduğunu görürsünüz. Yani başında tire var, sonunda tire var, yıldız var, aralarda harfler var vesaire. Bayağı bir karmaşık şifre bunlar. Çünkü işte niye böyle yapıyor WordPress? Çünkü oturum daima açık. Siz kapatıncaya kadar oturum her zaman açık kaldığı için güvenlik olarak da böyle bir önlem almış. Çok kuvvetli bir şifre gerekiyor bunun için. Şimdi şu header kısmını, yani şu kısımda düzeltilecek bir şey yok. Sadece şu var. Buradaki bu hani hemen ara bu banner var arkadaşlar. Bakın ufak bir banner. Bunu özelleştir kısmından değiştiriyoruz. Buna şimdi değmeyeceğim. Başka bir videoda özelleştirme kısmından bahsedeceğim. Şimdi şuradaki slide'ı nasıl değiştirebiliriz? Tabii ki bu slide ana sayfada olduğu için sayfayı düzenle diyoruz. Şunu da belirteyim öncelikle. Slide sadece ana sayfada olur. Yani her sayfaya slide konmaz. Bu doğru bir şey değil. Sadece ana sayfalarda slide olması gerekiyor. Sayfayı düzenle diyoruz. Ve sayfanın içine giriyor şu anda. Daha önceden şifremize giriş yaptığımız için ana sayfamıza girdik. Ve burada şunu söyleyeyim. Hani hazır gelmişken. Bakın şurada kalıcı bağlantı diyor. Şu görmüş olduğumuz şeye yol deniyor. URL. Hani mutlaka biliyorsunuz URL'nin ne olduğunu. Buna yol deniyor şu kısma. Siz isterseniz bu yolu değiştirebiliyorsanız bunu şu an değiştirmek sıkıntılı. Değiştirmemenizi öneriyorum ama ara sayfalarda yol değiştirilebilir. Onda problem yok. Şimdi bakın burada satırlar var. Bunlara daha önce söylemiştim. Bunlar satır. Bakın şu an işaretledim koyu oldu. Bu bir satır. Bu ayrı bir satır. Nitekim şuradan baktığımız zaman bakın şurada satırı düzenle, kopyala, satırı sil diye şeyler var. Şuralarda. Ama bu boş bir satır aslında. Yani satır içine bir şey eklenmediği sürece boştur. Yani siz ekleseniz bile o satır orada gözükmez. Sadece ufak bir boşluk oluşturur. Eklemiş olduğunuz yerde. Yaklaşık 30 piksel kadar. Şimdi biz ne yapmışız? Satır boş olmasın diye. Hani bunun da amacı niye satır ekleniyor? Sayfamız düzgün görünsün diye. Eğer satır eklemezsek aynen yazı gibi olur. Hani yazıda biz nasıl ekliyoruz yazıyı? Böyle seri serpe yazı aşağı doğru uzuyor. Yani çok hani sayfada şey bir görüntü olmuyor. Full bir görüntü olmuyor tabiri caizse. Ama sayfalar öyle değil. Sayfalarda bu sayfa düzenleyici var. Site origin adı bu. Bu bir eklenti. Site origin eklentisi. Biz ne yapmışız? Buna bir bileşen eklemiş sayfanın içerisinde. Bunlara bileşen deniyor. Yani satır içerisine bileşen eklenebiliyor. Bakın bu bileşene tıkladığımız zaman direkt ben buradan isterseniz şöyle düzenleye tıklayayım. İsterseniz direkt üstüne tıklayın. Bakın şu anda fare aktif hale geliyor zaten. Bu eklenti, burada eklemiş olduğumuz bileşenin adı site origin slider. Yani slide eklentisi. Veya bileşeni pardon. Bu arada bileşen ne demek? Widget. Bakın şurada var bir yerde söylemesi var. Şurada görüyor musunuz? Slider widget diyor. Yazılışı bu şekilde. Tabii ki bu responsive. Yani mobilde buna göre kendini ayarlıyor. Buradan düzenleye veyahut da direkt ortasına tıkladığımızda bizim site origin slider bileşeni açıldı. Bakın burada gördüğünüz gibi 3 tane slide var. Hani akılda kalıcı olsun diye slide 1, slide 2, slide 3 diye isim vermişiz. Yani bunlar resim aslında. Hani resimlerin isimleri bunlar. Burada şöyle bir olay var.
Eğer dördüncü bir slide eklemek istersek şuradan kopyalıyorum. Bakın şu kısım gördünüz mü? Çoğaltıyor. Ekledim bakın çoğalttı şu anda. Ama ne yaptı? Bunun aynısı. Slide 3. Yani bu iki defa orada görünür. O yüzden bunu silerim. Eğer yani burada slide olması istemiyorsanız da fazla resim olması istemiyorsanız hani sadece iki tane yeter diyorsanız bunu da silebilirsiniz buradan. Ama tabii ki bir slide'ın içini hani resmini değiştirmek istiyorsanız bakın şurada ok tuşu var. Bu ok tuşuna ok simgesi daha doğrusu aşağı ok. Tıklayınca bakın ne yaptı? Açıldı. Bunlar ayrı ayrı. Tıklayınca açılıyor. Birincisine bakalım. Birincisinde ne var? Şunu buradan neyse bu kalsın. Bunu silmeyelim. Silerim. Biz başka dışına eklemiştik onu. Bakın burada gerçi bir önemi yok bunun ama gördüğünüz gibi background image diyor. Yani arka plandaki resim nasıl olması gerekiyor? Şimdi burada şöyle bir olay var. Kafanız karışmasın. Arka plan resmi yeterli aslında. Yani orada ekstra bir resim eklemenize gerek yok. Ama ön taraf resmi de var. Yani hem arkaya hem de öne resim ekleme imkanınız var. Ama gerek yok. Sadece bunu yapsanız yeterli. Kafanız karışmasın. Buradan mesela şuradan Choose Media. Choose seç demek. Bunu ben Türkçe yaptım ama buraya Türkçeleşmiyor bu. Çünkü yaptım Türkçeleşse bile bu eklendi güncellendiğinde yine o buraya İngilizce yapıyor maalesef. Bakın buradan Choose Media. Medya seç diyoruz. Yani bir resim seç. Tıkladığımızda evet, burada Choose Media yani resim medya seç anlamına gelen bir şeyimiz var. Bir buton var. Buna tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bizim daha önceden ortam kütüphanesine yüklemiş olduğumuz resimlerin hepsini burada görüyoruz. Bunlar daha önceden yüklenmiş. Yani bizim siteyi kurarken yüklemiş olduğumuz resimler var. Ama eğer siz yeni bir resim yüklemek istiyorsanız buradan önce buradaki slide'ın büyüklüğüne bakalım. Aşağıya doğru devamını yüklesin. Daha aşağıda olmasa bu slaytlar. Bakın burada şuymuş gördünüz mü arkadaşlar? Burada işaret var. Bu resmin büyüklüğü 1400'e 550. Yani bu slaytın büyüklüğü. Şimdi slaytlarda şöyle bir özellik var. Ekleyeceğiniz slaytların tamamı kesinlikle ebatları aynı olması gerekiyor. Yani hepsinin genişliği bakın şurada var. Şurada gösteriyor. 1400'e 550 piksel olması lazım. Peki bunu nereden bileceğiz? Normalde hani hepinizin bilgisayarında, tabii laptoplar biraz farklı ama bilgisayarlarda resim düzenleyici var. Bu resim düzenleyiciyle resmin üzerine geldiğiniz zaman orada resmin büyüklüğünü söylüyor, pikselini söylüyor. Bakın bir tane yükleyeyim ben. Buradan bakalım. Mesela şöyle bir banner var burada. Bakın üzerine geldiğimde açıldı. Gördünüz mü? Hemen altta kutu çıkıyor. Resmin üzerine geldiğim zaman tekrar geleyim. Bakın. Resmin üzerine geldiğimizde bir kutu çıkıyor. Boyutlarını söylüyor bize. Ne kadarmış boyutları? 1400'e 800'müş mesela. Bizim ekleyeceğimiz şey neydi?
Boyut 1400'e 550. Bakın tekrar bakalım oraya. Resmimiz buralarda bir yerlerde olması lazım. Bakın şu diğer bir slaytımız var. Şu anda burada görünen slaytımız bu. Resmimiz bu. 1400'e 550 piksel. Tabii ki bu illa böyle olmasına gerek yok ama şöyle söyleyeyim size. Bunun buraya eklemiş olduğunuz slaytın genişliği en azından 1400 olması gerekiyor. Bunun sebebi şu. Biliyorsunuz monitörler farklı farklı. Hani şu anda ekrana bakmış olduğunuz laptop monitörü 1349 piksel genişliği. Yani tam ekran olduğunda soldan sağa doğru ölçtüğünüzde piksel olarak 1349 veya 1364 gibi oluyor. O yüzden ya bu genelde ebatlar bu şekilde. Yani genişlik olarak. Mutlaka sizin en az bu rakamdan yani 1364'ten daha büyük bir resim eklemeniz lazım ki yanlarda boşluk kalmasın. Çünkü yanlarda boşluk kalır bu durumda. Yani resminiz küçük olduğu için ekranı doldurmaz yani. Hatta daha büyük ekranları düşünüp 2000 piksel dahi yapılabilir. Yani bunun genişliği. Ki o zaman hani ekran büyüdüğü zaman bizim sitemizin özelliği şu. Ziyaretçinin ekranı ne kadar büyükse sizin siteniz de o kadar büyütüyor. Dolayısıyla şu an günümüzde tabii ki bunlar nadir ama yani yapılan ya bunu Google'dan aldığımız istatistiklerde ekran piksellerinin işte ortalama bu şekilde olduğunu görüyoruz ama çok nadiren de olsa bilgisayardan yani PC'den girenler oluyor. Laptop değil de PC monitörleri çok daha büyük. Yani 2000-2500'e kadar çıkabiliyor bu pikseller. İşte o zaman sizin resminiz küçük kalacaktır. Ekran doldurmayacak ya da ekran doldursa bile çözünürlüğü düşük olacaktır. Yani o kişinin ekranında resim iyi gözükmeyecek yani. Ama bunlar çok nadir zaten. En ölüsü yani yükleyeceğiniz en düşük resmin pikseli 1400 olması lazım. Dediğim gibi eni ve boyu kesinlikle hepsinin eşit olması gerekiyor. Yoksa biri küçük biri büyük gözükür. Resim değiştiğinde bir aşağı bir yukarı ekran değişir. O da sıkıntı olur. Hatta bunu size göstereyim ben. Buradan bir tane resim ekleyeyim. Bakın hatta bunu ikinci sıraya ekleyeyim. Ya da üçüncü şuraya ekleyeceğim şimdi bunu. Buradan medya seç diyorum. Dosya yükle diyorum. Dosya seç diyorum buradan. Az önce görmüş olduğunuz bu resmi banner'ı buradan yüklüyorum. Bakın bunun genişlik 1400 tamam ama pikseli 1800 piksel. Yani 250 piksel daha büyük. Hani nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz şimdi. Ayarla diyorum. Şimdi bizim bu bakın ikinci slaytımızda buraya eklemiş olduk biz bunu. Bitti diyelim. Güncelleyelim. Yani nasıl bir görüntü olduğunu göresiniz diye bunu yaptım. Şu anda sayfamız güncelleniyor. Güncellendi. Sayfayı görüntüleyelim. Buradaki slide bakın nasıl görünecek şimdi. Gördünüz mü? Aşağı doğru kaydı. Tekrar yukarı kaydı. Yani resim değiştiğinde böyle bir ileri bir geri kayacaktır bu. Bakın bu birinci ve üçüncü slaytın boyutları aynı ama ikinci slaytın boyutu gördüğünüz gibi arkadaşlar çok büyük ve aşağı doğru sayfanın kaymasına sebep oluyor. O bakımdan ne yapalım? Biz bunu tekrar buradan kaldıralım. Bu arada banner yapmayı da öğrenmeniz lazım. Banner yapmayla ilgili dediğim gibi yani PowerPoint aslında basit. Hani size Photoshop öğreteyim diyeceğim ama Photoshop çok karmaşık. Ve maalesef laptop olmaksızın da olmuyor. Yine bakın bu sayfaya giriyorum şu anda. Düzenle diyorum. Ve buradaki ikinci slaytı komple siliyorum burada. Tamamen kaldırdım bunu. Bitti diyorum. Güncel diyorum. Siz de yani internetten bakarak tabii ki her slaytı yüklemek mümkün değil. Ama böyle biz Wellness firması olduğumuz için Wellness'la ilgili sağlıklı yaşamakla alakalı, sağlıklı beslenmeyle alakalı yani içinde yazı olmayacak şekilde ama.
Yani analizler ürünler, sağlıklı ürünler, işte şuna faydası var, buna faydası var. Bunu zaten paylaşmıştım. Firma bunları asla kabul etmiyor. Bunlar yasak. Kesinlikle bu bilgiler. O yüzden hani sadece görsel anlamında sağlıklı yaşam, işte wellness falan bu tarzda resimler var internette. Google'a baktığınız zaman bunlar hani bedava da bulunabilir. Bedavalar da var ya, çok yüzlerce, milyonlarca resim var. Bunlardan ne yapabiliyoruz? Sistemimize ekleyebiliyoruz. Slide işi bu şekilde. Bir sonraki videoda sayfa düzenlemeyi göstereceğim. Yani slide'ın dışındaki kısımları nasıl düzenleyeceğiz? Bir sonraki videoda bunu görmüş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.